İleri Bakış'tan iyi akşamlar. Bugün 28 Nisan 2014 Pazartesi. Türkiye 2 gün sonra 1 Mayıs olayları, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle yaşanacak olası bir tansiyon yükselmesinin önüne almaya çalışıyor. Bunlar konuşuluyor şu an için. Türkiye gündeminin önemli bir noktasında yer alıyor. Bazı konfederasyonların Taksim meydanındaki 1 Mayıs kutlamaları ısrarı, buna karşın İstanbul Valiliği'nin izin vermemesi, tüm bunları bu işin içinden bir isimle, yine bir sendikacı ile konuşacağız. Ben Birsen ve Harbi Sendikaları Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin bu akşamki konuğum. Tarkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Amine Hanım. 1 Mayıs kutlamaları aslında Türkiye'de son bir, belki de 2008'den bu yana mı, ya da bir tarih verecek olursak daha böyle gündemin üst sıralarına oturuyor, işte çatışmalar, olaylar yaşanıyor. 1 Mayıs nedir? Ne tür bir anlam taşımaktadır? Herhalde bununla başlarsak iyi olur. Buyurun lütfen. Evet. Ben de bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. 1 Mayıs nedense yani bütün dünyada işçilerin, emekçilerin bir bayram havasında kutladığı, sorunlarını dile getirmek için önemli bir fırsat olarak gördüğü bir zaman dilimi aslında. Yani tarihsel süreç içerisine baktığımızda zaten insanların uzun çalışma sürelerine karşı, kötü çalışma şartlarına karşı verdikleri bir mücadelenin aslında simgesel bir tarihi. Ancak nedense bizim ülkemizde sürekli gerginliklerin, sürekli kavgaların, sürekli insanların bilinç altında olumsuz bir takım imajların kaldığı bir gün haline nedense Can kayıplarının bile dönüştürülüyor yaşandığı değil mi maalesef. aslında? Bunda tabii uzun yıllar devlet aklının yani ülkeyi yönetenlerin sendikalara çok olumlu bakmamasında etkisi var. Oysa 1 Mayıs yani bugün tartıştığımız 1 Mayıs'ı Osmanlı döneminde kutlanan bir bayram aslında. Yani Osmanlı döneminde de 1900 vardı tabii yani. 1905'li yıllarda, 1909'lu yıllarda kutlanıyor. Örneğin hani tarihsel süreç içerisine baktığımızda 1909 yılında ta işte o dönem Türkiye toprakları içerisinde, Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Selanik'te kutlanıyor. İşte Türk, Bulgar, Sırp işçiler birlikte kutluyorlar. Osmanlı döneminde yine kutlanan bir gün. Ama nedense özellikle son yıllarda ülkemizde bir farklı anlam yükleniyor. Aslında yani 1 Mayıs ne dediğimizde 1 Mayıs Osmanlı döneminde kutlanan, Cumhuriyet'le birlikte kutlanmasına sınırlar getirilen, 1925 Takrir-i Sükun Kanunu ile birlikte kutlanması neredeyse imkansız hale gelen, rahmetli Menderes'in 1951 tarihinde önce yarı ücretli, Tabii. 56'da da tam ücretli tatil yaptığı bir bayram aslında. 60 darbesiyle yine kutlamalar yasaklanan, ki 60 darbesinin anayasasının özgürlükçü bir İnşallah. anayasa olduğu söylenmesine rağmen bu bayramı kutlamayı neredeyse imkansız hale getirmiştir. Yine 80 darbesiyle kutlanması yasaklanan Özal'la birlikte yeniden aslında kutlanmaya başlayan bir günün adı. Batılı ülkelerde de öyle. Örneğin ben İsveç'te görmüştüm bir Mayıs anını. Konfederasyon Başkanı, Devlet Başkanı, işte Çalışma Bakanı bir konfederasyon genel merkezinin en üst katından, balkondan çıkıyor. Halk kortej halinde geliyor, oradan el sallıyorlar. İnsanlar dayanışma içerisinde, bir olumlu hava içerisinde 1 Mayıs'ları Bir kutluyorlar. bayram havasında geçiyor gerçekten Yani aslında orada, değil aslında mi? öyle olması gerekir. Bizde de yine Özal'dan sonra toplu kutlamalar başlıyor Amine Hanım. Toplu kutlamalar yani kitlesel dediğimiz alanda kutlamaların başladığı dönemden bahsediyorum. O dönemden yani 90'lı yıllardan sonra 2006 yılı da dahil olmak üzere bugün ille de Taksim'de kutlayacağız diyen konfederasyonların yaklaşık 16 yıl boyunca Taksim'de kutlamadıklarını görüyoruz. Yani ya bu büyük çelişkiyi doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Yani Taksim'e geçmeden evvel şunu belki 1 Mayıs'a dair biraz daha
anlaşılır olması açısından hangi mücadele sonrasında böyle bir işçi bayramı noktasında 1 Mayıs kutlanıyor oluyor? Yani bir hak mücadelesi dediniz, uzun çalışma sürelerine karşı işçilerin bir belki karşı çıkışıydı dediniz ama bu mücadele, bu olayın bir kopuş anı vardı muhakkak. Bu nasıl oldu? Şöyle yani Amerika'da özellikle uzun çalışma süreleri var. Yani 16 saat, 12 saat, 18 saat çalışma süreleri var. Ve çok kötü ücret şartlarında çalışıyor insanlar. 1886 yılında Amerika'da bu protesto ediliyor. Ve bu protesto sonucu kanlı bir şekilde bastırılıyor. Tarihlerin de yani 1 Mayıs'a denk geldiği bir tarih ve orada işçilerin maalesef kötü bir şekilde ölümleri gerçekleşiyor. Bu ölüme istinaden daha sonra 1 Mayıs'ın, yani onların bu mücadeleyi başlattığı günün bütün dünyada emek bayramı olarak kutlanması, o günün emekçi günü olarak kutlanmasına ilişkin ileri sürülen bir teklif sonucu 1 Mayıs simgesel bir anlam kazanıyor. Aslında hani tarihin öneminden daha çok orada işte günlük 16 saat, 18 saat, 12 saat çalışanlar bu çalışma sürelerinin düşürülmesini istiyor. Ve nitekim uzun yıllardan sonra, mücadeleden sonra çalışma saati önce 12 saat, sonra 8 saate düşürülüyor. Ücret şartları da işte ekonomilerin büyümesi ölçüsünde insanlara refah olarak bir anlamda geri döndürülüyor. Aslında bu onun hatırına kutladığımız bir gün. Tabii bir taraftan kutlama, bir taraftan da aslında bir acıyı hatırlama. Evet. Yani bir eylemin kanlı bir şekilde bastırılması ve emekçilerin hayatını kaybetmesinin de bir aslında, anlamı var o günün. Bizde ise dediğim gibi 2006 yılı da dahil olmak üzere, yani onları ben tarih vaktimiz olsa söyleyebilirim ama İstanbul'da daha çok Abide-i Hürriyet Meydanı'nda, Şişli'de, Kadıköy'de kutlanıyor. Ama 2007 dahil olmak üzere bir anda Taksim bizim için kutsal bir alan deniyor. Ki olabilirdi aslında Amine Hanım. Orada da kutlanabilir, kaldı ki yani zaten 1977 yılında ülkemiz açısından da kanlı 1 Mayıs diye tarihe geçen 37 insanın hayatını kaybettiği, büyük bölümünün de ezilme sonucu hayatını kaybettiği bir acı aslında. Ama 77'den işte 2006'ya kadar da bir arada 30 yıllık bir süre var aslında. Bu 30 yılda neredeydiler, şimdi niçin böyle bir talep? Buraya geçeceğim, Taksim çok önemli bir konu ama bir şey daha sormak istiyorum bundan önce. Türkiye'de daha çok 1 Mayıs sosyalist komünist cenahın kutladığı, işte daha çok sağ tarafın mesafeli durduğu, halkın büyük bir kesiminin sahiplenmediği bir bayramdı, bir kutlamaydı belki de. Uzun yıllar böyle gitti. Şimdi biraz daha geniş katılımların olduğunu, belki biraz daha bu konfederasyonların işte ne bileyim diskin keskin çıkıp işte Taksim'de olacağız, şu olacağız, bu olacağız diye insanları biraz daha fazla bir araya getirme isteği ne oldu, ne değişti ya da bu mesafeli duruş nasıl gerçekleşti? Bundan bahsedebilir miyiz biraz aslında, Türkiye'deki durumdan? Amine Hanım, yani önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Türkiye'de siyaset anlamında işte sağ sol siyaseti ayırdığımızda solun emeğe daha yakın, onların taleplerine daha yakın, sağın ise onların taleplerine daha uzak olduğu gibi bir iddia var. Aslında bu fiili duruma baktığımızda tam tersi bir sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Nitekim Osmanlı döneminde kutlanan 1 Mayıs'lar İnönü Hükümeti tarafından 1925 yılında çıkarılan takrir-i sükun kanunuyla yasaklanıyor. Hep yasaklar onlara geliyor aslında. 1935'te Amine Hanım, bu sefer adı Bahar ve Çiçek Bayramı olarak değiştiriliyor. Yani bugün birçok insan işçilere karşı diye söyledikleri hükümetler aslında 1 Mayıs'ı ilk bundan 86 yıl önce, yani 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde işçiler 1 Mayıs'ın resmi tatil yapılmasını o zaman talep ediyorlar. Bu talep hani tam olarak olmasa bile kısmi olarak 1951 yılında Menderes döneminde karşılanıyor. 56'da tam ücretli yapılıyor. 60 ihtilalinden sonra tekrar yasaklanıyor. Evet.
Ne zaman kitlesel kutlamalar niye başlıyor? Özal'la başlıyor. Yani bakın Menderes, Özal ve AK Parti Tayyip Erdoğan hükümetlerinin sağ iktidarlar döneminde aslında bunlar veriliyor ve 86 yıl önce tam olarak resmi tatil, ücretli tatil olarak kutlanması istenen 1 Mayıs 2008 yılında Emek Dayanışma Günü ilan ediliyor. 2009'da resmi tatil yapılıyor. Yani biz önümüzdeki Perşembe günü 1 Mayıs resmi tatil. Aslında bunu gördüğünüzde yani şunu söyleyebiliriz ama Türkiye'de böyle bir ezber var. Örneğin 1 Mayıs'ı siz resmi tatil yapacaksınız. Taksim'i 33 yıl aradan sonra 2010 yılında kitlesel kutlamalara yine AK Parti hükümeti açacak. Ve sonra da dönüp emek düşmanı, işte bize Taksim'de kutlamaya izin vermeyen bir şeye dönüştürmek aslında biraz haksızlık oluyor. Evet. Yani 2010 yılındaki o Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında çok büyük olaylar çıkmıştı ama böyle işte yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Durak camları indirildi. Yani bir anlamda bizde 1 Mayıs kutlamaları bir vandallığa dönüşüyor. Yani insanlar gidip orada bildirilerini okuyup işte şarkı söyleyip eğlenip gelmiyorlar. Bilakis nasıl etrafa zarar veririz? Yani bir şekilde şiddet bir dert anlatma yöntemi oluyor ama dert de anlatılmıyor. Böyle olunca da haklı olarak idarecilerin de Taksim'in zaten lokasyon olarak bir uygunluğu olmaması hasebiyle böyle bir yasak geliyor. Yani Taksim'de olmasın, gelip orada bildiri okunup dağınabilir diyor. Ama hala çok ısrarcı devam ediyor sendikalar. Taksim ısrarı neden? Bir kutsallığı mı vardır? Ya da o 77'de bahsettiğiniz Kazancı Yokuşu olaylarından mütevellit mi bu Taksim ısrarı? Hala mevcut Türkiye'de. Öyle olduğunu iddia ediyorlar ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle olsaydı 2006 yılına kadar Taksim kutsal bir alan değil miydi? Evet. Hükümetlere bakıyoruz. ANAP hükümetleri var, CHP'li hükümetler var, bir dönem SHP'li hükümetler var. İşte Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemler var. Niye bu yani üstelik sosyal demokrat, emeğe yakın olduğu iddia edilen partiler döneminde niye Taksim kutsal değildi de şimdi birdenbire kutsallaştı? Ya bu sorular aslında yani tarihin tarihsel süreç içerisine baktığımızda Amine Hanım, bunun gerçekten bir kutsiyetten kaynaklandığını, onların bu kutsallık atfederek burayı kutlamalarından kaynaklanan bir talep olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öyle bir talep olsa, örneğin bu o gün orada hayatını kaybeden 37 canın yakınları var mesela. Evet. Bu yakınları ne kadar ziyaret edildi? Onların isimlerini hatırlıyorlar mı? Ben iddialı olacak ama yani ölen kaç tanesinin isimlerini hatırlıyor bu oraya kutsiyet atfeden insanlar? Evet. Geçmiş yıllarda orada annesini kaybeden, babasını kaybeden insanlarla röportajlar yapılmıştı. Onlar şimdiye kadar bu sendikalar bizim hiçbiri kapımızı çalmadı diye yani bunlar arşivlerde girip görebilirler yani. Dolayısıyla elbette o alanda hayatlarını kaybetmiş insanlar için bizim açımızdan can kaybı, yani emekçiler hayatlarını kaybetmişler bir mücadele adına. Ama ilginçtir, bu mücadeleyi sürdürmemişler. Yani 77 1 Mayıs, kanlı 1 Mayıs'ının arkasında durmamışlar. Yani bu sendikalar davalar yoluyla, takip etme yoluyla arkalarında durmuş olsalardı Amine Hanım. Bir dava biz süreci de olmadı, evet, mı? Yani olmadı. Takip edilmedi mi? Çünkü o dönemin failleri bulunmadı. Bulunmamasının en önemli sebebi de faillerin hiç aranmamış olmasıdır. Aranmadı. Aslında bu sendikalar eğer oradaki emekçilere bir kutsiyet atfediyorlarsa, ki can kaybının kutsal olduğunu ben de kabul ediyorum, bunun mücadelesini vermek zorundalar. Tabii. Yani 77 kanlı 1 Mayıs'ı Türkiye'yi peşi sıra Çorum, Maraş katliamlarına, ardından da 12 Eylül darbesine götürmüştür. Peki ve 77'den hala sonra bir yasaklama geldi mi bu 1 Mayıs olaylarından sonra? Kutlamalara dair genel bir yasak oldu mu Türkiye'de? 78 yılında da tekrar kutlanıyor ama çok az bir kitleyle. 79'dan itibaren kutlanması yasaklanıyor. Zaten 80 darbe süreci yaşanıyor. Ondan sonra da yaklaşık 8-9 yıl boyunca o darbenin zaten etkisiyle kutlanmıyor. Zaten o 77'de biraz darbe öncesindeki o siyasi krizlerin bir sonucu olarak okuyabilir miyiz aslında? Tabii darbeye bir zemin de aslında bir kilometre taşıydı. Bugün
Biz işte gezi olaylarında işte 1 Mayıs'ta ikinci bir gezi çıkarılabilir mi tartışmalarında da aynı izi görüyoruz. Yani bakın bugün 1 Mayıs'ı Taksim'de ısrarla kutlamak isteyen kurumlara baktığımızda bizim önümüze gezide hani gezi sivil bir hareketti denilip de Bülent Arınç'la Başbakan Yardımcısıyla görüşmeye gidenlerin KESK, DİSK, Türkiye Tabipler Odası, işte Türk Mimarlar Mühendisler Odası olduğunu görüyoruz. Yani o bize sivil olarak gösterilmeye çalışan kurumsal güç aynı zamanda yine 1 Mayıs'ın Taksim ısrarının arkasındaki güçler. Ben şuna inanıyorum Amine Hanım ve bu konuda da ısrar ediyorum. 1 Mayıs'ın o alan için çok kutsal olduğunu söyleyenlere eğer bugün hükümet dese ki evet 1 Mayıs'ta kutlayabilirsiniz ki 2010'da dediğim gibi 33 yıl aradan sonra bu hükümet tarafından kutlamaya açıldı. 2011'de 2012'de yine kutlandı. 2013'te işte inşaat nedeniyle kutlanmamıştı. Sonra da orası kutlama alanı olmaktan çıkarıldı. Yani eylem yapma alanı olarak kullanılmıyor. Bir de toplumda böyle bir yanlış algı var. Yani Kazancı Yokuşu'na yürümek, şehitlerin anısına çiçek koymak, hatıralarına saygı duymak için bir yasak yok. O zaten açık. Tabii. Kitlesel eylem yapma şey. Şu anda hükümet, İstanbul Valiliği, Emniyet Bürokrasisi dese ki evet 1 Mayıs'ı burada kutlayabilirsiniz. O zaman başka şey çıkarılacak. Biz sağda kutlayacağız, sol tarafta kutlayacağız. Sağda kutlayın deseniz bu sefer başka bir şey çıkarılacak. Ama illa çıkarılacak. Çünkü evet amaç burada üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Onun üzerinden toplumsal muhalefeti nasıl harekete geçirebiliriz diye düşünmek. Kaldı ki ben bireysel olarak da şuna inanıyorum. Yani 1 Mayıs'ı şurada kutlanmasın, buyurun kutlayın denmiş olsa belki de bu kadar o toplumsal gerginliği yönlendiren insanlar olmayacak. Bunu sadece ben Türkiye'den de kaynaklandığını düşünmüyorum. Uluslararası sendikal bağlantılarla da ilişkisi var. Yani bu Taksim ısrarının ardında sadece Türkiye'deki sendikaların etkisi yok. Yani Türkiye'de sendikacılık noktasındaki bir eksiklik de diyebilir miyiz aslında bu mesela yaşanan olaylar? Gösteriler dediğim gibi vurup kırmaya, işte banka camlarını indirmeye, ATM'leri darp etmeye gidiyor. Bu işte Avrupa'dan, İsveç'ten bir örnek verdiniz. Benzer bir olaya ben de Çek Cumhuriyeti'nde 1 Mayıs'ta denk gelmiştim. İnsanlar böyle toplanmış, tam bir böyle bahar havası zaten, bir bayram gibi kutluyorlar ama Türkiye'de bu sendikal mantığın henüz oturmamış olması, insanların bu kültürü benimsememiş olmasından da kaynaklanmıyor mu acaba? Yani bir şekilde bağırıp çağırmak ya da yakıp yıkmak değil de bunu kutlamak, işte bugün bayram bizim işte emek bayramı diye bu mantıkla ilerlemiyor olması biraz da sendikacılığın bir eksikliği diyebilir miyiz acaba? Şöyle, şunu söyleyebiliriz. Sendikaları ideolojik bir aygıta dönüştüren yapılar var. Evet. Yani en önemli nedeni aslında bunlar. Yani son tahlilde işçinin, memurun, çalışanın hakkı mı yoksa ideolojilerin kendilerine emrettikleri mi dediğinizde Türkiye'de bir kısım sendikaların ideolojileri tercih ettiklerini, başka şeylere soyunduklarını görüyoruz. Ya bu felsefik duruş örneğin istemedikleri bir hükümeti oldu. Yani bugün ben şunu iddia ediyorum. Eğer AK Parti yerine Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olmuş olsaydı yani ne olacak ki bizim 1 Mayıs ha Taksim'de kutlamışız ha başka yerde kutlamışız bizim için aynı anlamı taşır derlerdi. Yani bu duruma göre, kişiye göre değişen bir maalesef bakış açıları var. Bunu değiştirmek, yani Türkiye'nin az çok sendikal hareketini bilen biri olarak söylüyorum, çok mümkün gözükmüyor şu anda. Ancak tarih bunları yargılayacak. Tarih giderek işçilerin menfaatlerini, çıkarlarını öne çıkaran sendikaların daha önemli olduğunu, anlamlı olduğunu, işçiler tarafından da bu algılanıyor zaten. Daha da ilerleyecek bu. Dolayısıyla bunlar giderek tarihin o çöplüğündeki yerini bu çağ dışı, arkaik sendikalar tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklar diye düşünüyorum. Bizde 1 Mayıs'a ilgi olmamasının, halk tarafından mesafeli durulmasının en önemli nedeni Amine Hanım az önce söylediğiniz gibi bu alanlarda işte kızıl bayraklarla, işte o günü bir
devrim aşkıyla kutlama hı-hı. nedeniyle insanlar bunlara ilgi duymuyorlardı. Bir solcular kutlar gibi bir algı vardı. Vardı ve bu algı değişti şu anda. Bakın. Ama çok da değişti diyebilir miyiz? Bir baktığımız zaman yine profil aşağı yukarı aslında aynı. Evet, belki küçük bir kitle daha katılmış olabilir ama çoğunluk hala o tarafta. Yani insanlar hala çok mesafeli durmakta. Şimdi öyle görünüyor hı-hı. Amine Hanım, ama bir başka gerçek var ki. Buyurun. Bugün Türkiye'de 3 tane büyük işçi konfederasyonu, 3 büyük memur konfederasyonu hı hı. var üye sayısı bakımından. İşçi sendikalarını sayıyorum. Yani o sizin az önce söylediğinizin aslında tam tersi bir sonuç var ama algımız böyle değil yani. Evet. Türk İş'in üye sayısı 750 bin. Hı hı. İkinci konfederasyon, işçi konfederasyonu Hak İş üye sayısı 190 bin. DİSK'in üye sayısı 110 bin. Bakın. Yani 1 milyon, Türkiye'de 1 milyon 95 bin sendikalı işçi var. Bunun sadece bugün Taksim ısrarını sürdüren DİSK'in 110 bin üyesi var. Evet. Aslında 1 milyona yakın insan başka yerde kutluyor. Türk İş Kadıköy'de kutluyor. Evet. Hak İş Kayseri'de kutluyor. Evet. Aslında bu konfederasyonlar da bu durumdan rahatsız. Hı hı. Yani 1 Mayıs'ı gerçek anlamıyla kutlayan Türk İş, Hak İş, Türkiye Kamu Sen, Memur Sen... Bu durumdan rahatsız aslında. Evet. Yani 3 işçi konfederasyonu böyle. 3 büyük memur konfederasyonu, memur senin 700 bin üyesi var. Kamu senin 440 bin üyesi var. DİSK'in 240 bin üyesi var. Bakın evet. ikisi de en az üyeye sahip ama görüntüde sanki bütün işçileri, bütün memurları bunlar temsil ediyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Medyada da bu algı bilerek oluşturuluyor ve zaten bunlar bunu bildikleri için o fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yani bu büyük bir kitle var bunlardan rahatsız olan. Çünkü insanlar gerçekten bir bahar havasıyla kutluyor. Yani bu saydığım 4 konfederasyonun yani 1 Mayıs kutlamalarına katıldığınızda görürsünüz. Yani dayanışmanın olduğu, taleplerin dile getirildiği, bir barış içinde, kardeşlik içerisinde kutlandığını görürsünüz. Bir başka şey de bu diğer iki konfederasyon, özellikle DİSK ve KESK'in barışçıl gösteri yaptıklarını sürekli iddia ediyorlar. Yani bu onların elinde değil zaten. Yani oraya sol fraksiyonların tamamı geliyor çünkü onlar için önemli bir fırsat. Marjinal sol gruplar için geliyor, pankartını açıyor. Pankartın altında kalan tüm kitle kendi kitlesiymiş gibi algılanıyor. Kaldı ki 1 Mayıs 1977 kanlı 1 Mayıs olaylarının yaşandığı dönemde kavga nedeninin, yani o ezilme panik havasının çeşitli nedenleri olduğu söylenir. İşte otelden işte atılan silahlar buna böyle bir olayın yaşanmasına netice verdiği söylenir. Kazançlı düşün araçlarla evet, kapatılmış. Bir başkası da, bir başka iddiada İki farklı sol fraksiyonun, yani Mao'cu gruplarla işte cepheci grupların kendi aralarındaki çatışması sonucu böyle bir şey olduğu da söylenir. 1 Mayıs'ı, yani bu DİSK ve KESK her ne kadar biz birlikte kutlayacağız diye iddia etseler bile bunun garantisini kendilerinin de verme şansları yok aslında. Yok aslında. Böyle bir provokasyonun da yaşanması çok mümkün olabilecek bir zaman dilimi. Dolayısıyla sadece burada değil, 2010'da Taksim ilk defa açıldığında bu 6 konfederasyon bahsettiğim bir arada kutladılar. Bugün bakın her biri ayrı şehirde kutluyor. O dönem bir arada kutladılar ilk defa açıldığı için. Ve Memur Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar'ın, Sağlık Sen Genel Başkanı'ydı, şu anda milletvekili. Yani orada çıkan arbedede kürsüden aşağı itilerek düşürüldü ve kolu kırıldı. Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu oraya gelen marjinal grupların etkisiyle kürsüden indirildi. Hep çok farklı tepkiler gösterildi. Yani hani biz barışçıl şeyler yapacağız diyenlerin, yani emekçilerle birlikte bile barışçıl bir eylem yapmadıklarını yani tarihsel süreç içerisinde görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla hala ben dediğim gibi yani bu ısrarların arkasının iyi niyetli olduğunu düşünmek çok iyi niyetli emek ve işçi değil ama bakış gerektirir. Emeğin alet edildiğini belki bir anlamda söyleyebiliriz herhalde. Biraz maalesef öyle oluyor. Evet. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. 2014 1 Mayıs'ının olası senaryosunu konuşacağız. Kısa bir ara.
Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2014 1 Mayıs'ını konuşmaya devam edelim dedik. 30 Mart öncesi, 30 Mart seçimleri öncesi Türkiye'de çok gergin bir siyasi atmosfer vardı ve 30 Mart'tan sonra biraz daha bu atmosferin normale döndüğünü söyleyebiliriz. Ama şimdi biz bir bakıyoruz ki özellikle sosyal medya üzerinden dönen paylaşımlara, çağrılara 1 Mayıs bu normalleşmenin kırılması ve bozulması adına bir fırsat olarak görülüyor bazı çevreler açısından. Bir şekilde yine bu az önce bahsettiğiniz gibi Gezi Parkı olayları benzeri bir işte organizasyonun belki yapılabileceğini, bunun bu şekilde bir gösteriye, olaylara, protestoya dönüştürülebileceği şeklinde senaryolar var. Sizin bu konuya dair fikriniz nedir? Böyle bir provokasyon yaşanır mı 1 Mayıs'ta? Yani şunu ben hani hiç kimsenin ille de orada bir provokasyon yaşansın, insanların canları acısın niyetinde olduğunu düşünmek istemiyorum. Yani düşünemiyorum. Ama son yıllarda Türkiye'de bir takım yapılan eylemlerin bir toplumsal muhalefeti harekete geçirmek için bir araç olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Yani bu gezi eylemlerinde de benzer şeyleri gördük. Gezi eylemleri sonrasında da gördük. Bir takım hayat kayıplarının sonucunda yapılan eylemlerde de bunları maalesef gördük. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta Türkiye'de bütün bu biraz önce üzerinde çokça bahsettiğimiz sol fraksiyonların farklı kesimleri bir araya getiren önemli bir gün aslında. Her birinin aslında ortaklaştığı, onların deyimleriyle ortaklaştığı bir gün olarak kutlanıyor. Dolayısıyla bu 1 Mayıs'ta da buradan hareket ederek bunu bir toplumsal muhalefetin yeniden ateşlenmesi adına bir araç olarak kullanılabileceği ya da 1 Mayıs'ın araçsallaştırılabileceğini de söylemek hani çok da hayalcilik olmaz. Çünkü bugün de yapıldı. Bundan 3-5 gün önce de yapıldı. Öyle tahmin ediyorum. Yarın ve yarından sonra da 1 Mayıs'ı işte Taksim'de kutlamaya çağrılar yapılıyor. Bu çağrılarda polisin bazen kullandığı şiddet üzerinden bu sefer bunları protesto etme şeyleri yapılıyor. Dolayısıyla bunlar bir tabir yerinde ise bir kar topu gibi bu muhalefeti gerginliği olabildiğini artırmak gibi bir niyet olduğu buradan gözleniyor. Bu sadece hani bunun Türkiye ile bağlantılı bir provokasyon, komplo adına ne derseniz deyin olabileceği değil. Bunun bazen yurt dışı kaynakları da olabiliyor. Evet, işte Gezi'de de çok fazla dile getirilmişti. Bu 30 Mart seçimleri öncesi işte paralel yapı iddiaları devam eden süreçte hükümete karşı bir harekete dönüştü bir anda. İşte Gezi Parkı eylemleri aslında ağaçların koyulmasıyla ortaya çıkıp bir anda İşte haftalarca insanların sokağa çıkmasını neredeyse engelleyecek. Ankara'da da çok ciddi şeyler yaşanmış. Nitekim Taksim'den daha fazla zararı belki de Kızılay Meydanı'na verdiler. Hepimiz çok yakından tanık olduk hepsine ama bir anlamda hükümeti devirmenin bir yolu, yani tırnak içinde söylüyorum devirmenin yolu. İşte seçimler öncesi koparılan kıyamet, seçimler de hani biraz daha legal bir yolla, hani halk istemiyor sizi şeklinde bir senaryo oluşturulmak istendi. Bu tutmadı, bu maya tutmadı. İşte şimdi sırada 1 Mayıs var. Daha sonra işte Türkiye'nin aslında çok da gergin olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir hazırlık olarak görülüyor tüm bunlar. Dediğiniz gibi Taksim olaylarında da çok fazla bu dış güçlerin baskısından bahsedildi. 1 Mayıs'ta da, yani sadece bu 1 Mayıs değil, daha önceki belki 77 1 Mayıs'ında da bunlar söz konusu muydu? Uluslararası sendikaların Türkiye'deki bir yönlendirmesi, etkisi söz konusu oluyor mudur acaba? Şöyle, bu gerginliği artırma politikalarını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Sadece bu 1 Mayıs'ta bunu sınırlı tutmak istemediklerini, 1 Mayıs'ın sonundan itibaren başlayan Haziran ayı itibariyle Gezi'nin yıl dönümü, peş sıra Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yani mümkün mertebe işte evet, Gezi'nin yıl dönümü gibi aslında bir şey daha bekliyor bizi, değil mi? İşte kritik bir 1 Mayıs'ta yani Allah korusun istenmeyen bir takım olayların yaşanması o toplumsal muhalefeti yönlendirmede kullanılabilecek bir araç haline dönüştürülebilir ve sonra işte
falanın yıl dönümü, işte filanın öldürülmesinin yıl dönümü diye bunun üzerinden o şeyi götürebildikleri kadar götürmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Uluslararası bağlantılarına gelince de ben yaklaşık 17 yıl oldu sendikal hareketin içerisindeyim ve yurt dışında çeşitli sendikalarla hem işbirliği anlaşmalarımızın olan hem toplantılarına katıldığım sendikalar oluyor. Şunu görüyorum, özellikle son yıllarda Türkiye'ye karşı bir operasyonel çalışmanın olduğunu görüyoruz. Hemen somut bir örnek vereyim. Biliyorsunuz biz de başörtülü çalışmak aslında çalışma temel bir haktır, yasaklanamazdı. Ama Türkiye'de uzun yıllar memurların, işçilerin, işte hala özel sektörde işte keyfi yasakların, keyfiliklerin olduğunu görüyoruz. Biz o sendikalara Türkiye'de kadınlar başörtülü olduğu için çalışamıyor, buna ilişkin bir şey yapılabilir mi diye sorduğumuzda bu Türkiye'nin iç işi, karışamayız diyenler. Bugün yani Türkiye'nin hangi meselesi oluyor? Yani bütün meselelerinde müdahiller. Bakıyorsunuz ki işte KCK davalarını takip ediyorlar. Ya yani bütün davalara Türkiye'ye geliyorlar. İşte başka davaları takip ediyorlar. Ben bugün son 3-4 yıldır Türkiye'de kullanılan diktatörlük, diktatörya oluşturuluyor, otokratik bir hükümet var. Evet. Bu kelimeleri o toplantılarda yıllardır duyuyorum ve bunları zaman zaman yazdım da yazılarımda. Yani oralardan pişirilen bir şey var ve bunlar bir şekilde Türkiye'ye de yansıyor. Mesela gezi eylemlerinde Amine Hanım bunu çok net gördük. Yani dünyada bakın o dönemde ilginçtir. Biz gezi eylemlerinin olduğu dönem, onun birkaç ay öncesi ekonomik bir kriz, dünyada daralma yaşanmıştı. Mesela size söyleyeyim, Yunanistan'da kamu çalışanlarının %25'i işten çıkarılmıştı. Yani gezi eylemlerinden birkaç ay öncesinden bahsediyorum. Bir yere getireceğim onu. Tabii, buyurun. Yani İspanya ve İtalya'da çalışanların ücretleri düşürülmüştü. Büyük bedeller ödetilmişti. Efendim Bangladeş'te işte 400 emekçi hayatını kaybetmişti. Güney Amerika'da bu yıl, bu dönemde, ya yani bundan bir yıldan biraz fazla bir zaman dilimi öncesinde bir İngiliz maden firmasında çalışan emekçilere polis ateş açtı. Yani kameraların önünde 37 insan katledildi. Şimdi aslında dünyanın ayağa kalkması gerekirdi. Bu uluslararası kuruluşlardan tık çıkmadı. Üstelik ben utanmaları gerektiğini söylüyorum o dönemde. Bir uluslararası sendikal kuruluş Güney Afrika'da bu 37 emekçi katledildikten bir ay sonra orada genel kurulunu yaptı, dünya genel kurulunu. Şimdi bu adamlar Gezi Parkı'nda nasıl bir tavır sergilediler? Evet. Bakın bunlara hiç ses çıkarmayanlar. Gezi Parkı eylemleri oldu daha ilk gün. Yayınladıkları bildiride Türkiye'de çıkan olaylarda 7000 kişi yaralandı, yüzlerce insan öldü diye resmi açıklama yaptılar yani. Spekülasyon. Yani bunun hani başka bir izah tarzı yok. Evet. Şimdi biz yazı gönderiyoruz, 40 defa soruyorlar. Evet. Ama aynı gün içerisinde böyle ve bütün dünya sendikalarını Türkiye'deki hükümeti protesto etmeye çağırdılar. Evet. Şimdi gerçekten protesto edilecek bir şey olur. Yani bir hak kaybı yaşanır, şu olur, bu olur, bunu yaparsınız. Ama bu uluslararası boyutunun da ben Türkiye'deki o ilişkilerini incelediğinizde hangi sendikaların neden bu tür şeylerle bu çalışmalar içerisinde olduğuna net görüyoruz. Bakın geçen yıl 1 Mayıs'ında ve ben bu 1 Mayıs'ta da bunun yaşanacağını düşünüyorum. Böyle bir provokasyon yaşanacağını düşünüyorum. Geçen yıl 1 Mayıs'ta İTÜK, yani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, dünyanın en büyük işçi konfederasyonudur. İTÜK var, ETÜK var. İTÜK genel sekreteri var. Onlar da genel sekreter fiilen yürütmenin başını, yani bütün işlevleri görürler. Başkanlık daha çok temsil makamıdır. Genel sekreteri geçen Türkiye'ye davet edildi. Bilerek davet edildi. 1 Mayıs öncesi hemen değil mi? 1 Mayıs kutlamalarını burada yapsın diye. Ve bu hanımefendi de geldi. Yunanistan'a gitmedi. Evet. Güney Afrika'ya gitmedi. İspanya, İtalya'da yaşanan emekçilerin hak kayıpları için
herhangi bir şey söylemedi. Hı hı. Türkiye'de 1 Mayıs'ı nedense kutlamaya geldi ve giderken ilginç bir açıklama yaptı. Yani kendisini ne hani çok da bir şey olmamasına rağmen ilginçtir, şöyle bir açıklama yaptı. Taksim Meydanı'nın kapatılması demokrasinin Türkiye'de hakiki olmadığını gösteriyor. Türk hükümeti dünyanın gözünde ayıplandı, demokrasi tehdit altındadır. Türkiye'de demokrasi tehdit altındadır. Ve son cümle ilginç bir şey. Ben hala bu cümleyi neden kurduklarını, yani nasıl kurduğunu anlayamıyorum. 2015'te G20 liderliğini devralması beklenen bir ülkeden böyle bir davranış beklenemez diyor. Yani sana ne G20'nin liderliğini Türkiye'nin devralmasından. Yani bütün bunlar bize bir operasyon olduğunu gösteriyor. Bir algı yönetimi. Evet, algı yönetimini gösteriyor. Ve bu yılda benzer bir şey yaşanacağını ben düşünüyorum. Hı hı. Dünyanın birçok ülkesinden sendikacıların davet edilip, hı hı, yani polisle karşı karşıya getirilip, hı hı, işte bir gaz bombası, hiç istemeyiz yani bunların yaşanmasını ben asla arzu etmem, ama bunları planlayanların böyle bir şey düşünebileceklerine ihtimal dahilinde görüyorum. Sonrasında da uluslararası medyaya böyle mesajlar verilecek. Yani sadece uluslararası, hı hı, medya değil, bu hanımefendi Türkiye'den ayrılırken havaalanında bir gazetemize, ismini vermeyeceğim, açıklamayı yaptı. Hı hı. Düşünün ki onlarca sendikacı, yurt dışından gelmiş sendikacı bu sefer bütün dünyada, örneğin Avrupa Parlamentosu'nda, kendi parlamentolarında, hı hı, Türkiye'deki biber gazının hikayelerini, TOMA hikayelerini anlatması herhalde çok ilgi çekici gelecektir diye düşünüyorum. Bu da yurt dışında Türkiye'nin zaten bilerek, operasyonel olarak yıpratılmaya çalışan imajını daha da yıpratacaktır diye düşünüyorum. Bence bu 1 Mayıs'ın en büyük provokasyonlarından birinin bu yaşanırsa eğer böyle bir şey olacağını düşünüyorum ben. Evet. Tam da söylediğiniz bir şeyden devam edelim. Sizin bir çalışmanıza geçmek istiyorum. İşte sendikacılar Yunanistan'da çok daha fazla iş ve emek ihlalleri var. İspanya'da, İtalya'da, Avrupa'da da çok fazla, özellikle ekonomik krizle birlikte hissedilirken Türkiye'ye geliyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda aslında çalışma hayatında işçilerin hem ücret standartlarının, işte hem mesai standartlarının çok da diğer örneklerle kıyaslandığında ileride olduğunu söylüyoruz. Ama hala Türkiye'yi bir 3. dünya ülkesi gibi göstermeye çalışan işte söylediğiniz zihinler var. Bunun çok ciddi propagandası yapılıyor halen. Sizin de yaptığınız bir çalışma var Türkiye'de çalışma hayatının son 10 yılı diye. 2003 ile 2013 yılları arasındaki değişimi, dönüşümü anlatıyorsunuz. Türkiye'de bu 10 yılda çalışma hayatında ne tür ilerlemeler sağlandı? Bugün gelinen noktayla 10 yıl önceki nokta arasındaki bir kıyaslama yaptığımızda ne söyleyebiliriz? Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Şöyle Amine Hanım, bu Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından işte yayınlanan bir çalışma oldu. 1 Mayıs öncesinde de, yani 30 Nisan'da, 30 Nisan'da da tanıtımı yapılacak bir panelle birlikte. Sayın Çalışma Bakanımız da o toplantıya katılacak. Şimdi Türkiye'nin yani çalışma hayatı aslında Türkiye'de hepimizi ilgilendiriyor. Yani bir alan düşünün ki yani ülkede yaşayan herkesi neredeyse ilgilendiriyor. Tabii. Yani ekonomik yönüyle, sosyal yönüyle, çalışma hayatı itibariyle birçok yönüyle ilgilendiriyor. Dolayısıyla 10 yıl gibi bir sürede üstelik kronikleşmiş bir takım sorunları olan çalışma hayatının meselelerini yani 10 yılda çözmek mümkün değil. Ama 10 yılda yapılanlara baktığımızda eksiklikleriyle beraber, yani biz o çalışmamızda zaten düzeltilmesi gereken olumsuz, hı hı, eksiklikler neler, bunları da ortaya, objektif bir biçimde ortaya koymaya çalıştık. Birçok temel düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Yani 12 Eylül darbesinden sonra oluşturulan 12 Eylül rejiminin neredeyse çalışma hayatına ilişkin tüm yasaları değiştirildi. Yani 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu değiştirildi. 6331 sayılı müstakil bir iş sağlığı güvenliği kanunu çıkarıldı. Hı hı. Uzun yıllardır özellikle Türkiye'de sol tarafından da çok eleştirilen 12 Eylül ürünü sendikalar kanunu, toplu sözleşme yasası, hı hı, ikisi de değiştirildi.
Yine bu dönemde 4 memurlara toplu sözleşme hakkı getirildi. 4688 sayılı grev hakkının o eksik bırakılmasına rağmen bunda önemli değişiklikler oldu. Onlarca yönetmelik çıkarıldı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde, yani bu elbette çalışma hayatı dediğimiz gibi birikmiş, o kadar çok sorun var ki bu sorunları bir çırpıda çözmek çok mümkün değil. Ama geldiğimiz nokta iyi bir nokta, bu daha da iyileştirilebilir, daha da güzelleştirilebilir. Eksik olan tarafları da var. Bunların da mutlaka hani giderilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Mesela biz çalışmamızda da ortaya koyduk. Ben bugün çalışma hayatının en önemli meselesinin taşeron sistemi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki belki 10 yıl, 20 yılda bizim ülkemizin temel meselelerinden, evet, üzerinde tartışacağı meseleden biri olacaktır. Çünkü gerçekten vicdanları acıtan şeyler yaşanıyor Amine Hanım. Evet, hem yani, kamuda taşeron işçilerin durumu değil mi? Bu taşeron firmalar üzerinde girip kamuda çalışan bir takım özlük haklarından dahi yoksun olan milyonları bulan neredeyse, evet, çalışan sayısı var. Doğru. İşte bunlar Amine Hanım, vicdanları yaralıyor. İnsanların adalet duygularını gerçekten köreltiyor. Yani işte bugün 846 lira asgari ücret. Yani aynı iş yerinde çalışıyor. Biri 846 lira alıyor, biri 12 katını alıyor. Hı hı. Aynı işi yapıyorlar ve biri iki dudağın arasında, yarın gelme dediğinde bütün güvencesi kayboluyor. Öteki yani çalışsa da çalışmasa da aynı ücreti alıyor. Böyle bir mantalitenin yani özellikle ekonomik olarak olumsuz ve kötü durumda olan insanlar lehine düzeltilmesi gerekiyor. Yani Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bugün medyada yansıyan taşeronlarla ilgili, evet, bir takım haklar. Bunların gerçekten insan onuruna yaraşır bir ücret şartında, yine insan onuruna yaraşır bir çalışma şartları içerisinde insanların hayatlarını devam ettirmesi gerekir. Yoksa Türkiye bu yükü, yani bu adaletsiz sistemi artık taşıyamayacak bir hale geldi. Ben o insanlarla da konuştuğumda, insanların hakikaten yani söyleyecek laf bulamıyorsunuz. Yaşadıklarına, anlattıklarına, ücret şartlarına baktığınızda bu meselenin çok kısa vadede olumlu ve iyi bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani sadece hani 10 yılda çalışma hayatının bu temel yasalarının değişmesinin yanı sıra iş gücü piyasalarında da bir takım önemli gelişmeler, evet, yaşandı. Lazım. Yani biraz kısa olarak söylemek gerekirse Türkiye'de yani 5.600.000 sigortalı, kayıtlı sigortalı varken bugün 12 milyon. Yani Türkiye 10 yılda yani kayıtlı sigortalı sayısını yani %110 civarında artırmış bir ülke konumunda şu anda. Yani eskiden hep esprilere konu olurdu. Kız isterken sigortan var mı derlerdi. Bugün elbette bu yine bir sorun olarak kayıt devam etmekle birlikte, yani, birlikte ama o kadar yaygın olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bu önemli bir şey ve 10 yıl içerisinde mevcut kayıtlığınızı iki katına çıkarmanız da aslında bir başarı öyküsü olarak görülebilir. Ya bunun gibi biz tabi o çalışmamızda, çalışma hayatı içerisinde yapılan bütün değişiklikleri ele alma imkanımız yoktu zaten. Yani biz biraz da insanların hayatına dokunan şeyler neler, bunların üzerinde durmaya çalıştık. Yani hani her yapılanı yazmış olsaydık, mesela sadece sosyal güvenlik alanında, evet, 415'e yakın değişiklik yapılmış. Evet. Şimdi bütün çok önemli reformlar da yapıldı aslında bu sosyal güvenlik, sağlık alanında özellikle çalışanların işte 18 yaş altının devlet tarafından sağlık sigortasının genel yapılıyor olması sigortası falan. Bunlar hep çok ciddi bir dönüşüm. Hem sosyal dönüşüm hem çalışma hayatının da çünkü 18 yaş altı çalışanı var ama bir şekilde sigortalamıyor, kayıt dışı çalıştırıyor. Ama devlet bunu zaten bir sağlık sigortasıyla güvence altına almış oluyor. Böyle alternatif şeyler yapıldı ve kayıt dışının azalmasının önemli nedenlerinden biri de uygulanan yaptırımların ağırlaştırılmış olması diyebilir miyiz? Yani evet, kayıtlı çalışan iki katına çıkarıldı ama diğer tarafta da ciddi bir azalma, yani kayıt dışı çalıştırmanın da ciddi oranda düştüğünü siz de söylediniz. Şöyle Amine Hanım, orada tabii birçok nedeni var bunun. Çıkarılan teşviklerin, evet, Türkiye'de sigortalılık bilincinin artırılmasının,
sigortalı kişinin kolay yapılmasının, evet, yani birçok bunun faktörü var. Ama tabii ekonomi büyüdükçe çalışanların bu anlamda hem çalıştıranların hem çalışanların göreceli olarak şeyleri, imkanları arttıkça bunların arttığını görüyoruz. İşte kadın istihdamının mesela arttığını görüyoruz. Bunun için özel teşvikler. Yani 10 yılda 1,5 kat artmış kadın sigortalı sayısı. Yani bizim o çalışmada ortaya koyduğumuzda erkeklerde %70 oranında bir artış varken kadın sigortalılarda 1,5 kat bir artış olduğunu görüyoruz. Yani buna benzer birçok hani yapılan dediğim gibi olumsuz, hı hı, yasalardaki, hı hı, olumsuzluklar mesela, bunları da dile getirdik. Bugün iş kazalarını konuşuyoruz örneğin. Evet. Yani evet, müstakil bir iş sağlığı güvenliği yasası çıktı ilk, evet, defa. Çok önemli bir şey. Ama bunun sürekli uygulaması erteleniyor. Erteleniyor yani bunların mazeretleri var ama bu mazeretlerin de bazen kabul edilmemesi gerekir. Çünkü kaybettiğiniz canın yani telafisi yok. Yani onun için yani o noktaların da dikkat çektik biz, hı hı, çalışmamızda. Ulusal İstihdam Stratejisi diye bir belge var. O belgede yine çalışanlar aleyhine olan hususlar var. Hı hı. Bunlara dikkat çekmeye çalıştık. Kıdem tazminatıyla ilgili özellikle fon kurulması, Türkiye'de fon tecrübeleri maalesef çalışanlar tarafından olumsuz algılanıyor. Evet. Dolayısıyla kesinlikle bir, olarak algılanıyor, evet, çünkü bir fon oluşturulması yerine, evet, yani daha başka bir sistemin getirilmesini daha anlamlı olabilir. Hı hı. Mevcut kazanmış haklarda, hı hı, geriye gidiş olmayan bir, hı hı, sistem, hı hı, getirilebilir. Buna ilişkin, hı hı, önerilerimizi de dediğim gibi kitapta sıraladık. Tamam. Çarşamba günü saat 10.30'da, evet, SD'de olacak bu, hı, panel. Evet. Hem çalışmanızın tanıtımı hem de bakanın katılımıyla bir panelle, müzakerecilerin de olduğu bir panelle devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. 1 Mayıs tarihine dair önemli bilgiler verdi Tarkan Zengin bize. Hem sendikacılık hareketinin 1 Mayıs'a karşı duruşunu, hem Türkiye'deki 1 Mayıs algısını ve bundan sonra işte 2014 1 Mayıs'ındaki olası senaryolardan söz ettik. Bu hafta ileri bakışın sonuna geldik. Maalesef haftaya tekrar görüşmek üzere diyemeyeceğim. Çünkü bu son ileri bakıştı. Bundan sonraki yaşantıma farklı bir şehirde devam etme durumundan dolayı son programı üzülerek yaptığımı sizlere de söylemek istiyorum. Kanal 5 ailesine ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Tekrar yine bu ekranlarda görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.